Siyaset gündemine bakalım. Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu CHP kurultayı sonrası ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. O ziyaretin tüzük kurultayının da öncesinde olması dikkat çekti. Sayın Kılıçdaroğlu ile bizim görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu devrettiği kurultaydan sonra ilk gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Tüzük kurultayından da 15 gün önce. İçeriğin kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldi. 2 saate yakın sohbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyin lütfen. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. Muhatap alacağım bir tarif değil. Ben öyle bir insan hayatımda hiç olmadım. Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Vallahi düşünmüyorum. Yani niye? Hani görüşemedik. Mayıs seçimi sonrası değişimi ilk dilendiren isim de Ekrem İmamoğlu. CHP Genel Başkanı'nın değiştiği kurultay sonrasında Kılıçdaroğlu'yla hiçbir araya gelmemişti. Ta ki geçtiğimiz hafta sonu Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerine kadar. Ekrem Nevşehir'de sözleştiler. 2 gün sonra da İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Gizli tutulan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. 6-9 Eylül arasında yapılacak olan tüzük kurultayının da öncesinde olması dikkat çekti. Açılışlarımıza gelmesini, bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı, onur duyacağımı ilettim. Her zaman arıyorum, soruyorum. Kamuoyundaki spekülasyonları aradan kaldırdı yani. Benim hiçbir insanla olmadığı gibi başımın tacı Kemal Bey'le ne olacak? Başımızın tacı. İmamoğlu sokakta o görüşmeyi soran bir vatandaşa Kemal Kılıçdaroğlu için başımızın tacı ifadesini kullandı. Eski CHP Genel Başkanı ile daha sık görüşeceklerini söyledi yeni dönem vurgusuyla. Niye Sayın Kılıçdaroğlu ile devam olmayacak? Ben daha fazla, daha sık ve daha gündemli olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem var, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur.